Ekim Brode'nin bu keski konu Bolu'dan değerli sektör mensupları. Ben size demiştim Türkiye geneline de bu lansman toplantısı hizmet veriyor diye. Tamamen buraya gelirken kafamdaki düşünce evet dedim. Bu lansman toplantısı Ankaralılara hizmet verecek dedim ama Ekim Brode beni yanılttı. Çünkü Ekim Brode'nin Erzincan'dan, Hatay'dan, Antep'ten, Bolu'dan Türkiye'nin dört bir tarafından müşterisi buraya akın akın geliyor. Bizi gerçekten şaşırttı Ekim Brode. Evet, 2019 yılının ilkbahar ürün kreasyon toplantısını Ekim Brode burada Ankara'da gerçekleştiriyor. Hı hı. Siz Bolu'dan geldiniz. Ayağınıza sağlık. Önce sizi tanıyarak başlayalım mı kısa sohbetimize? Evet. Biz Bolu'da ticaret yapıyoruz. Evet. Pınarlar Mefruşat. Adım Ramazan Kaynar Pınar. Ekin Store diye ben bilirdim. Onun için Ekin Öyle Store mi? Diye giriş yaptım. Hı. Bir de geçmişi var Ekin Store'un. Evet. Ama daha sonra Ekin Tül olaraktan ticaretine evet. devam ediyor. Ve ben de beklentimin açık söyleyeyim üzerinde farklı bir şey gördüm. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Neler hayal ediyordunuz da nelerle karşılaştınız? Yani ne bileyim bu kadar bol bir çeşidin olabileceğini tahmin etmiyordum. Hı. Özellikle çeşit açısından ve fiyat açısından gerçekten bayağı iyi. Emrah Bey bayağı bir çalışma yapmış. İnşallah daha iyi şeyler olur. Rabbim onları muvaffak etsin. Peki mağaza Bolu'da nerede? Merkezde mi? Şöyle bir Bolu'yu bilenler vardır. Şöyle bir hayali bizi mağazaya götürün. Kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? Şimdi mağazaya götürmeden önce ben sizi Bolu'ya bir götüreyim. Hadi o zaman gidelim değil mi? Bolu dediğiniz zaman bana göre yeryüzünün cenneti. Yedi gölleriyle, abantıyla, gölcüğüyle, doğasıyla, çam ormanlarıyla. Hakikaten Bolu tabiat harikası bir şehirdir. Biz de Bolu merkezdeyiz. Bolu merkezde yaklaşık olarak 1979 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. Çok firmalarla çalıştık, çok firmalar geldi geçti. Tabii ticaret önemli, alışveriş önemli. Ama bunların daha da önüne koyduğum, benim şahsım adına söylüyorum, dostluklar. Ekin Tül'ün sahibi Emrah Bey'le de yakinen görüşürüz. Çok eskiden beri kendisiyle tanışırız. Bir atılım yapacağını ben bekliyordum açıkçası. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bu ortamı gördükten sonra yani benim bakış açım biraz daha farklılaştı. İnşallah daha güzel şeyler olacak. 2018 yılı malum krizle kapattık. Ama 2019 yılının ben bazıları çok karamsar davranıyor ama o kadar da karamsar olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şu anda da zaten ufak tefek bir hareketlilik başladı. Bir de bizim sektörümüzde mevsimsel bir durum vardır. Yani 12. 1. Ve 2. ay özellikle bunlar sakin geçer zaten. Tam Bolu soğuk. Soğuk bir memleket. Soğuk memleket ama insanları sıcaktır. Evet. Bolu gezilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. Çok özür dilerim. O zaman Bolu demişken şunu da size sormak istiyorum. Bize hep yanlış anlatıldı. Şu Bolu Bey'in hikayesi bir kısaca geçelim mi? O kadar gaddar bir insan mıymış bu Bolu Bey'i? Maalesef Bolu Bey'i çok neler yapmış Bolu'ya? Çok zalim birisiymiş. Astığı kestiği kestik birisidir. Bolu Bey'i böyle birisi. Malum işte televizyondan da dizilerinden de filmi evet. de izledik. İşte Köroğlu'na yaptıkları evet. Ortada ama o şeyler tabii geride kalmış. O çete dönemi, işte eşkıyalık dönemi mi dersiniz ona ne derler o döneme. Onlar geride kalmış. Bolu'yu madem bu işi yapıyorsunuz, bu sektördesiniz, Bolu'yu gelin bir tanıyın. Bolu'yu bir gezin, Bolu'nun güzelliklerini bir görün. En meşhur yemeğini söyleyin de ona göre gelelim. Şimdi Bolu'dan çok etiyle meşhur o bir kere mengeni eti o bir kere tamam cepte. Ha, Bolu'dan çok iyi aşçılar çıkar. Evet. Ama öyle çok çok meşhur olmuş bir Urfa gibi bir Antep gibi meşhur bir yemeğimiz yok maalesef. Etiniz meşhur ama. Ha, etimiz meşhurdur. Nedir? İşte Kıbrıçık ilçemiz vardır. Evet. Kıbrıçık ilçemizde her şey doğaldır. Hı hı. Çok affedersiniz hayvanlar tabiri caizse dağdan yer ırmaktan içer diye evet. bir tabir vardır. O şekilde olduğundan dolayı etimiz hakikaten güzeldir. Kısmet olursa Bolu'ya gelirsiniz. Biz de misafir ederiz inşallah. Orada da Emrah Bey ile çıkar geliriz. Neden olmaz? İnşallah. Ekim Brode ailesiyle. İnşallah. Peki Ramazan Bey. Ekim Brode de diyor ki efendim
sizin Bolu'nuzun diyor, Bolu Bey'i meşhursa, etiniz meşhursa, bakın Bursa'mızın neleri meşhur. Bursa'da bir kere ekin brode meşhur diyor. Ve diyor Bursa'dan nelerle mi geldik diyor. 2.20 güneşlikler, 2.80 güneşlikler, büyük indirimlerle geldik diyor. Serpme grekler 10.50, etek grekler 9.90, büyük indirimlerle geldik diyor. Ankara'da bunlarla bizi meşhur etsin diyor. Ne diyorsunuz? İnşallah, neden olmasın, ama o saymış olduğunuz, söylemiş olduğunuz fiyatlar gerçekten şu gün için, bugün için konuşacak olursak çok ciddi iddialı fiyatlar. Ne diyelim yani, ülkemizde her şey günlük değişiyor malum. İşte yarın doların ne olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir belirsiz ortamda bu şekilde yapmak bir cesaret işi açıkçası bu fiyatlar. Emrah da bu cesareti göstermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Güzel de bir çeşit yapmış, güzel de bir desen yapmış. İnşallah 2019 yılı ülkemize ve Ekim Brode'ye hayırlı olur. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bolu'ya çok çok selamlar gönderiyorum. Aleyküm selam. İnşallah biz de sizleri Bolu'ya bekliyoruz. İnşallah. Efendim, Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz ve Ekim Brode'nin lansman toplantısından başka karelerle yolumuza devam ediyoruz.